Araki TV ekranlarında Sağlık Vakti programıyla sizlerle birlikteyiz. Hemen program başında hatırlatalım. Tekrar izlemek isteyenler, kaçıranlar, not almak isteyenler sosyal medya hesaplarımızdan programı tekrar izleyebilirler. Bugün çok önemli bir konu işlenecek. Sadece ülkemizin değil, belki de değil, bütün dünyanın başına bela olan eroin bağımlılığından bahsedeceğiz. Doktor Yalçın Güzelhan yanımızda. Bu kez hocamı şöyle bir tersten tanıtmak istiyorum. Şu o kadar özellikler var, not alıyorum. Not almasam unutacağım. Bir kere hocam, çok genç duruyorsunuz, bunu da orada söyleyeyim. Yaşınızı söyleyeceğim ama 61. 61 yaşında ve öğrenci halen. İstanbul Üniversitesi Çocuk Ergen Gelişimi 4. sınıf öğrencisi ve bitiyor, okul da bitiyor hocam bu arada. Evet, bu kadar derste çalışıyorsunuz, sınavlara gidip geliyorsunuz bir taraftan. Yani biterse başka bir üniversiteye başlarım. Şu anda 4.'yü inşallah bitireceğiz. Yani şunun için söylüyorum her bölümde, kendim için de örnek alıyorum. Genç izleyen arkadaşlarımız için de okuyun, okumanın sonu yok. Hocamın ihtiyacı da yok. Olmadığı halde bakın. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde onlarca yıl. Bezim Alem Vakıf Kuraba Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi, Samatya, SSK Samatya. 35 artık diyelim hocam, 34 diye 35 oldu artık. Gireceğiz. Kabaca bir hesapla minimum 50 bin hasta demek bu. Evet, çok fazla, daha fazla. Ben kabaca hesapladım yani, her gün 50 hasta olsa, 365, 300 gün olsa 1500, bir çarpıyoruz 15 bin, onu öyle. Hocam çok. Çok fazla. Çok hocam. Çok hasta. Artık girişte anlıyorsunuz, eyvah. Kesinlikle, kesinlikle. Bu nedir? Bir de bir güvendir. Yani geldiğinizde bir insana en önemli şey bir hasta için. Allah herkese şifa versin, hiç kimse hasta olmasın. Fakat başımıza geliyor. Bir içeriye geldiğinizde hastalığın %50'sini dışarıda bırakmış olacaksınız. İçimizdeki insan, işte buyurun, içimizdeki insan kitabı. İnsana dair adlı bir diğer kitap ve ayrıca da Yüzleşme adında bir başka kitapların da yazarı. Bitse, keşke bitse. Kıskançlığımız bundan sonra başlıyor. Psikiyatrist, psikoterapist, işte sinir bilim uzmanı gibi bir bölümde sinir bilimin ne kadar önemli olduğunu, evet, da anlatmıştınız. Bitiyor mu? Yine bitmedi. Gazeteci, yazar, sendikacı ve siyasetçi. Zaten program bitti herhalde. Evet. Süremiz bitti mi hocam anlatırken? Bunlar ne kadar güzel, bu aşk, bu sevgi, mesleki sevgi, insan sevgisi. Serkan Bey, yani benimkisi tabii bu isimler, nosyonlar, ismin önündeki şeylerin hiçbir anlamı yok. Düzgün insan olmak, evet, mütevazi insan olmak ve bu dünyadan göçüp gitmeden geride kalacak olan insanlığa kalıcı eserler bırakmak. Bütün idealim o. Öğrenciliğim de bundan kaynaklanıyor. Beşikten mezara kadar oku, ikra. Ama gerçekten bilim tahsil et. Benim okudan kastım. Onun için 61 yaşındayım ve çocuk ve ergen gelişimi okuyorum. O da biter. 5. üniversiteye başlarım diye düşünüyorum ama basit bir yaşantım var ve mütevazi bir yaşantım var. Hocam, insani göçük gittikten sonra eser bırakmanın peşindeyim. İnsani her özelliklerinizi saymaya kalksak o da 5 bölüm lazım. Ona yok, nefsimizi ayaklar altına almış yerimiz yok. İnsanlarız. Zaten yerimiz, evet, yok hocam. Evet. Ona, evet, başlamayalım. Sağ olun. Ona başlarsak bu ne kadar güzel. Hem bir sevgimiz var, hem bir saygımız. Eyvallah. Aynı zamanda da buradan işte söyleyelim. Bir rahatsızlığınız varsa gönül rahatlığıyla kapısı, ya çalınacak bir kapı. Gönül rahatlığıyla, evet, onu söyleyelim. Ve konu çok ciddi bir konu. Evet, eroin. Eroin bağımlılığı. Bu evrensel bir sorun. Yani sadece kesinlikle, değil. Kesinlikle. Dünyanın çok ciddi bir meselesi. Yani eroin bağımlılığı hem ülkemiz için hem de dünya insanlığı için en önemli sağlık sorunlarından bir tanesi. Bir defa eroin bağımlılığının altını çizerek söylüyorum. Eroin bağımlılığı bir kronik beyin hastalığıdır. Şimdi bağımlılık diyoruz ama aslında beynin içerisindeki biyolojiyi bozan, normal biyolojiyi bozan ve kronik olarak kalıcı bozukluklara yol açan bir rahatsızlık. Nedir eroin bağımlılığı? Yani opioid, daha doğrusu opioid bağımlılığı olarak söyleriz. Bir defa eroin
morfin, bunlar hep opioittir. Dünyadaki en güçlü bilinen bağımlılık yapıcı maddelerdir. Eroinle bir defa kullanmayla bağımlılık gelişir. Yani diğer maddelerden farklı olarak işte bir sürü var, alkolü var, esrarı var, sigarası var, kokaini var filan filan ama eroin en güçlü bağımlılık yapıcı madde diyebiliriz. Nedir eroin bağımlılığı? Yani tanıda ne var? Eğer bir insan eroin kullanmak için yoğun bir istek duyuyorsa, duymaya başlamışsa, sürekli içinde onu elde etme isteği varsa. İki, her geçen gün veya sürede gittikçe artan miktarlarda eroin kullanmaya başlamışsa. Üç, eroini alamadığı zaman veya eroine erişemediği zaman yoksunluk belirtileri gösteriyorsa. 4. Eroinden dolayı ruhsal veya bedensel bir takım rahatsızlıklarının ortaya çıkmasını bilmesinden dolayı buna rağmen yine de eroini kullanmaya devam ediyorsa, yani bedeninde bir rahatsızlığa neden olmuş eroin veya ruhsal anlamda başka bir probleme neden olmuş, onun sebebi eroin ama buna rağmen yine eroin kullanmaya devam ediyorsa. 5. Sürekli eroinden kurtulmak için bir çaba içerisindeyse ve geçmişinde eroinden kurtulmak için girişimlerde bulunmuş ise. 6. Yaşamını tehdit edici bir takım davranışlara neden oluyorsa, örneğin biliyor ki eroin kullandığında araç kullanması durumunda onun kaza yapmasına veya ölmesine sebep olabileceğini biliyor ama buna rağmen yine eroini kullanmaya devam ediyorsa. 6. Eroin bağımlılığından dolayı mesleksel, sosyal ve ailevi işlevselliği bozulmuşsa, yani artık kişi bir öğretmense, bir mühendise, doktorsa, işçiyse, çalıştığı yerde işini gereği gibi yapamıyorsa veyahut da sosyal veya ailesel sorumluluklarını yerine getiremiyorsa, artık bu kişi eroin bağımlısıdır gibi. Bunu tabii çoğaltabiliriz. Bir sürü kriterleri var. Bağımlılık tabii bu sadece eroin için değil, diğer maddeler için de geçerli. Yine eroin bağımlılığında en önemli kriterlerden bir tanesi de bu eroini almadığı zaman yasa dışı yollara, örneğin memurdur, yolsuzluk yapıyor veyahut da eroin elde edebilmek için gasp yapıyor, hırsızlık yapıyor. Yani yasalarla başı derde giriyorsa işte artık biz bu kişiye eroin bağımlısı diyebiliriz. Burada bilinmesi gereken bir şey, hiç kimse ne eroin ne de diğer uyuşturucu maddelere bağımlı olmak için başlamaz. Ve hep bana bir defadan bir şey olmaz düşüncesiyle, bir defa denemeyle, merakla bu iş başlar. Ve başlamasında, eroinin başlamasında özellikle gençlerde belli gruplara girebilmek için, o grup aidiyetini hissedebilmek için bu uyuşturucu maddelere başlarlar. Özellikle adolesan dönemdeki lise ve üniversitelerde belli grupların içerisinde kendilerine yer bulabilmek için o grup gibi davranmak zorunda kalırlar, onlara özenirler ve bir defa başlandığında da
artık o kapı açılmıştır. Çünkü eroin bir defayla o bağımlılığı oluşturabilen çok güçlü bir maddedir. Beynin kimyasını ve işleyişini değiştiriyor. Ne oluyor? Yani bu kadar güçlü bir bağımlılık nasıl oluşuyor? Dışarıdan bakan ona diyor ki artık bağımlı olmuş birisini kurtarmak için aile seferber oluyor. Anne, baba, yakınları, dedeleri, dayıları. Çünkü genç veya en yakınındaki en değer verdiği insan bir maddenin esiri olmuş, işini kaybediyor, eğitimini kaybediyor, geleceğini, istikbalini kaybediyor veya yuvasını yıkıyor. Şimdi bunu kurtarmak için herkes seferber oluyor ve herkesin söylediği, ya bak işte sen her şeyini kaybediyorsun, kendine gel, iradeni kullan ve bundan kurtulmalısın. Nasihatler başlıyor. Tabii bunları yaparken o anne baba yakınları son derece iyi niyetle onu yapıyorlar. Yani senin bir an önce bundan kurtulman lazım diyorlar. Ama o genç de, o delikanlı da veya erişkin de olabilir tabii. O kişi de aslında bundan kurtulmak istiyor. Ve geçmişinde de, hani kriterlerde saydık, geçmişinde de bundan kurtulmak için bir sürü girişimleri var. Ama her seferinde o kendi açısından doğru bildiği kurtulma yolunun çıkmaz sokak olduğu gerçeğiyle karşıya karşıya kaldığını da fark ediyor. Çıkamıyor bir türlü ve kurtulamıyor. Aslında böyle bir eroin bağımlısına sen bundan kurtulmalısın, iradeni kullan, sen bundan kurtulursun, bu senin elinde demek doğru bir yaklaşım değil. Neden? Çünkü eroin beyinde, beynin kimyasını ve elektriksel sistemini bozuyor. Şimdi beyin dediğimiz yapı şu, nöron dediğimiz sinir hücresi, bu çok büyütülmüş hali. 100 milyar tane nöron beyinde, şu gördüğümüz beyinde 100 milyar tane şu nörondan bir araya geliyor ve bu beyni oluşturuyor. Ama biz dışarıdan baktığımızda beyni görüyoruz. Aynı karşımıza baktığımızda duvarı gördüğümüz gibi. Bu gördüğümüz duvarın aslında tek tek tuğlalardan oluştuğunu biliyoruz ama görmüyoruz orada tuğlayı. Ama yüzlerce, binlerce tuğladan o duvar oluşuyor. Aynı şekilde 100 milyar tane bu nöron bu beyni oluşturuyor. İşte bu beyin hücreleri, nöronlar bir araya gelince de şu gördüğümüz birbirleriyle örümcek ağı gibi, balıkçı ağı gibi nöron network'ü oluşturuyor. Yani birbirleriyle temas ediyorlar. İşte bu nöronların bu temas noktalarında birbirlerine iletişimini sağlayan sinaps dediğimiz yerlerde kimyasal maddelerle birbirleriyle iletişim sağlıyorlar. İşte dışarıdan aldığımız bu bağımlılık yapıcı eroin, kokain, esrar gibi bu bağımlılık yapıcı maddeler bu nöronların o temas noktalarındaki iletişimi sağlayan kimyasalların normal çalışmasını bozuyor. O bozulunca da beyinde işleyiş bozuluyor. Yani kişinin beyninin içerisinde bir biyoloji bozuluyor. Şimdi bu bağımlılık yapıcı maddeler özellikle eroin başta olmak üzere beyin sapında şurada biz buraya mezensefalon diyoruz. Biz buraya mezensefalon dediğimiz bir yer, burada substansiye nigra dediğimiz bir nöron ana gövdelerinin olduğu bir yer. Buradaki hücreler dopamin üretiyorlar. Beyin için önemli olan bir madde. Burada üretilen dopamin daha sonra beynin her bölgesine yayılıyor. Ancak bu dopamin beynin belli bölgelerinde, bunlardan bir tanesi şurada gördüğümüz, bakın burada substansiye nigra, yani dopaminin salındığı mezensefalon bölümü, yani beyin sapının üst bölümünde buradan çıkan, kırmızıyla görüyoruz, beynin
ventral tegmental bölge dediğimiz, corpus striatum daha doğrusu, bu tegmentum burası, burası corpus striatum, ventral striatum dediğimiz bölgede nucleus accumbens dediğimiz başka bir nöron grubu var. Onu yeşille görüyorsunuz. İşte eroin kullananlarda bu mezensefalondan bu nucleus accumbens'e uzanan bu dopaminerjik yol çok kullanıldığı için ve buranın da görevi haz ve ödül bölgesi olduğu için sürekli burası kullanıldığında kişide haz alma isteği her geçen gün artıyor. Ama biz bunu dışarıdan görmüyoruz. İnsana dışarıdan baktığımızda kaşını, gözünü, gözlüğünü, ceketini, gömleğini görüyoruz. O sen artık bunu kullanma dediğimiz, iradeni kullan dediğimiz insanın beyninin içerisinde bu dopaminerjik sistemdeki bozukluğu görmüyoruz. O bilgiye sahip olmadığımız için, oradaki o bozukluğu bilmediğimiz için o insanın kolayca bunu bırakabileceğini düşünüyoruz. Aslında bu çok büyük bir yanlış. Eğer beynin içerisindeki bu substansiya nigra'dan nucleus accumbens bölgesine uzanan bu dopaminerjik bozulmuş sistemi, bir de glutamat var tabi, glutamerjik sistemi yeniden eski haline getirmedikçe, yani bozulmuş bir biyolojik yapıyı yeniden düzeltmedikçe o insanın bundan kurtulması mümkün değil. Ama bunu kurtarmak veya bunu düzeltmek öyle diğer hastalıklar gibi kolay değil. Burada gördüğümüz gibi yine beyin sapından bir yandan bu nucleus accumbens bölgesine, bir yandan ön frontal bölgeye, bir yandan gyrus singuli dediğimiz bölgeye bir sürü her yere dağılıyor bu. Ama bu dağıldığı bölgelerin her birinin ayrı bir fonksiyonu var. Sadece bu nucleus accumbens'e giren yer haz bölgesi olduğu için orası da en ilkel yapılarımızdan, bütün canlılarda öyle güçlü bir yer olduğu için bağımlılık gelişiyor. Şimdi siz eğer şu gördüğümüz resimde bir insan resmi ve bu kişinin diyelim ki akciğeri, akciğerinde problem var. Ne var? Bronşlarında enfeksiyon. Serkan Bey, enfeksiyon, bronşlarında enfeksiyon olan birisinde ne bulgu olur? Öksürük. Öksürük. Şimdi bronşlarında enfeksiyon olan birisine siz öksürdüğünden dolayı ya iradeni kullan, öksürme, senin iradeni kullanman gerekiyor ve öksürmeyeceksin dediğimizde bu nasıl bir yaklaşım olur? O bağımlılığın bir hastalık olduğunu fark etmek lazım. Kesinlikle. Nasıl ki bu öksürüğü oluşturan şey oradaki biyolojik bir proses, bir problemse ve uygun tedaviyle oradaki bronştaki enfeksiyon ortadan kaldırıldığında hiç de öksürme kardeşim demeye gerek kalmadan öksürük kesiliyorsa, beynin içindeki bu substansiya nigra'dan bu nucleus accumbens'e uzanan dopaminerjik sistemdeki o bozukluğu düzelttiğinizde de, ki buranın düzelmesi çok zor tabii, o zaman da kişilerdeki o eroine bağımlılık gittikçe azalıp sinecektir. Yani olayın temelinde bir biyolojik işleyiş var. Bunu eğer burada maketten de gösterebiliriz tabii. Şunu, şu bir insan beyni ikiye açıyoruz. Bakın ikiye açtık. Aynı buradaki gibi. Şurada bakın aynısını görüyorsunuz. Bütün insanlarda var bu. Burada şu beyin, yani mezensefalondan buradan şu bölgeye doğru uzanan dopaminerjik ve glutamerjik sistemdeki o bozukluğu düzeltmedikçe o insanın o eroin bağımlılığıyla başa çıkması mümkün değildir. Bu açıdan önce o karşımızdaki bir şekilde eroin bağımlısı olmuş insanı suçlamayacağız. Sen aslında bundan kurtulabilirsin ama kurtulmuyorsun şeklinde yaklaşmayacağız. Onun aslında kronik bir beyin hastalığı olduğu, işte biraz önce açıkladığım şekilde biyolojik bir rahatsızlık bu. Ve çok güçlü bir
uyuşturucu belleğe oluşuyor. Şu hipokampal bölge dediğimiz derin bölgede eroin kullananlarda güçlü ve uzun süreli bir bellek oluşuyor. Eğer kişi tedavi edildiğinde, örneğin 3 yıl 5 yıl kullanmıyor ama 3 yıl 5 yıl sonra tekrar az miktarda eroin aldığında o güçlü uzun süreli bellek harekete geçiyor ve kişi yeniden eskisi gibi içmeye ve kullanmaya başlıyor. Yani burada eroin bağımlılığı tedavisinde en önemli şey yeniden başlamayı önlemektir. Ölünceye kadar tedavi sürer. 3 sene sonra, 5 sene, 10 sene sonra kullanmasını engellemek tedavideki en önemli noktadır. Eroin kullanmadığınız zaman yoksunluk belirtileri ortaya çıkar. Eroinde devam etmelerinin, eroin bağımlılarında en önemli sorun yoksunluk belirtileridir. Kullanmadığında 24-48 saat içerisinde vücutlarında güçlü bir kaslarda ağrı hissederler. Bu dayanılmaz bir ağrı şeklinde karşımıza çıkar ve o ağrıdan kurtulmak için yeniden eroine yönelirler. İşte o vücuttaki ciddi, şiddetli ağrıyı doktor tarafından, psikiyatrist tarafından hızla tedavi edilmesi gerekiyor. Yine eroin alınmadığı zaman yoksunluk belirtilerinden bir diğeri karın ağrıları, ishaller, burun akıntıları, göz yaşarması, uyku problemleri, disforik miraç, yani mizaç. Yani kişi şaşkındır, öfkelidir ve arayış içerisindedir. Uyku problemleri çok sık görülür. Yani kişi sürekli o maddenin arayışı içerisine girer. O yoksunluk bulgularıyla mücadele etmek, özellikle biraz önce söylediğim gibi o kas ağrılarıyla mücadele etmek çok son derece önemli. Çünkü bu yoksunlukla mücadele etmezseniz yeniden gidecek o maddeyi o kişi bulacaktır. Bu da en az 8-10 gün kadar sürer. Yani o maddelerin arayışı içerisindeki o yoğunluk 8-10 gün içerisinde çok iyi idare edilmezse, tecrübeli, bilgili, deneyimli, konusuna hakim bir psikiyatrist ve ekibi tarafından o hasta tedavi edilmezse, o hastanın bundan kurtulması neredeyse imkansız gibi bir şeydir. Eroin bağımlılığı insanlık tarihinde en önemli bağımlılıktır ve bununla mücadele edebilmek için mutlaka bir psikiyatri kliniğinde, bir psikiyatristin işin başında olduğu tedavi ekibiyle bununla mücadele edilmelidir. Bir yandan ilaçlarımız, bir yandan psikoterapilerimiz, bir yandan rehabilitasyon, sosyal rehabilitasyon ve ev ödevleri olmadan, yani komplike bütünsel bir tedavi programı olmadan eroin bağımlılığıyla mücadele edilmesi mümkün değildir. Son olarak ailelere bir iki şey söylemek istiyorum. Eğer çocuklarınızda son zamanlarda ani karakter ve davranış değişiklikleri olduysa mutlaka bir madde bağımlılığını aklınıza getirin. Eğer çocuğunuz ev ortamında veya okulda veya başka yerde sık sık gözden kaybolmalara başladıysa, yani bakıyorsunuz yanınızda bir 5 dakika gidiyor ya tuvalete gidiyor, bir yere sık sık gidip geliyorsa yine bir madde bağımlılığını aklınıza mutlaka getirin. O arada gidip o maddeyi almak zorunda kalıyordur. Eroinin diğer madde bağımlılıklarından bir ayrıcı, bir önemli özelliği de damar yoluyla da alındığı için, inhalasyon yoluyla da alındığı için AIDS ve sarılık, hepatit riski oluşturması. Bu açıdan da bu hastalar ayrı bir önem arz ederler. Çok sizlere çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çünkü çok ciddi bir meseleye değindiniz. Mesela evrensel bir konu, hem ülkemiz için hem dünyadaki bütün insanlar için çok büyük bir tehlike arz eden bir konuydu bu. Çok da dile gelmeyen bir konuydu. Çok teşekkür ederiz bilgi verdiğiniz için. Tekrar söylüyorum. Kronik bir beyin hastalığı, organik yani biyolojik olan bir problem. Onun için kişileri ne olursunuz sanki hastanın bağımlılığının elindeymiş gibi değerlendirmeyin. Mutlaka ciddi profesyonel destek alacak.
aynı bronşitteki, gastritteki, böbrek taşında olduğu gibi bir biyolojik bir sorun var. O sorun giderilmedikçe o bağımlılıktan o hasta kurtulamaz. İrade dediğiniz şey nihayetinde beyindeki işleyiştir. Ama o madde o beyni bozmuş zaten. İradeyi de bozuyor çünkü. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyenler, Sayın Doktor Yalçın Güzelhan konuğumuzdu. Kendisine tekrar teşekkür edelim. Biz de haftaya aynı gün ve saatte görüşmek üzere diyelim. O güne dek hoşça kalın.